Ay sen ne kadar yakışıklı olmuşsun böyle. Allah Allah. Ya aynaya baktım daha demin. Her günkü apaçinim üstümde. Gel bakalım yeğen, gel gel. Okula başlamanın hediyesi olarak. Al bakalım. Ne gerek vardı ya? Güzel değil mi? Oğlum artık bu üzerindeki gömleği çıkart. İyice derine yapıştı. Ameliyatla bunu sökeceğiz, yerine bunu nakledeceğiz. Nereden aldın bunu Uğur'un? Dolaptan. Ya amca hiç olmasa 3 kere gördüm bunun üstünde. Ayıptır ya. Yok ya, benzetmişsindir. O yeni o. Ütüleseydin bari. Ya ütülese ne olacak? Şunun renge bak ya. Ya ver şunu ya, ver. Ver, ver. Kıymet bilemediniz. Yadigar bu, yadigar. Sen kaç senelik biliyor musun gömlek? Tam 2 senelik. Hadi ben kaçtım. Kahvaltı? Okulda yerim ben. Hadi görüşürüz. Hadi Allah senin açıklığı versin oğlum. Ne gerek var ya? Zehir gibi çocuk maşallah. Evet Yelda sen? Ural, biraz konuşabilir miyiz? Sabahtan beri seni eğlendirmeye çalışıyorum. Bir türlü başaramıyorum. Bir şey var, farkındayım. Sabah çıkıyorsun evden, akşama kadar yoksun. Ne oluyor? Bir şey var. Doğru tahmin etmişsin. Ama sadece benim sıkıntım değil bu. Seni de ilgilendiriyor. Nedir Yelda? İkinizin yüz yüze konuşması daha doğru. Yıllardır kaçtınız birbirinizden. Yüzleşin artık. Etmeyin artık, ne olur. Kardeşsiniz siz ya. Hem birbirinize sahip çıkmanız gereken zamanlar bunlar. Ali, sen de her şeyi anlat lütfen. Arayın beni sonra, tamam mı? Hiç değişmemişsin. Sen çok değişmişsin. Kadınları dövüyor musun? Sen de onları aldatıyor musun? Hangimiz daha iyi? Yelda'nın hamile olduğunu bilseydim onu asla terk etmezdim ben. Ona ben sahip çıktım. Sen yıllarca arayıp sormadın bile. Oğlumun başka birisine baba dediğini bilerek nasıl arasaydım? İflas ettim. Oralı bile olmadı. Sana yardım etmeye çalıştım. Gurur yaptın, istemedin. Sana senelerce küfrettim ben. Senden nefret ettim. Böyle kardeş olmaz olsun dedim be. Senin gibi bir abim olduğu için utanıyorum. Sen burada hayatını yaşarken biz orada neler çektik sen biliyor musun? Sen niye geldin ya? Ha? İnsanlara hayatı zulmettin. Niye geldin? İnsanlar senin yanından tek bir parça elbise almadan seni terk edip gittiler. Bu ne kötülük be? Ben yıllarca onların fotoğraflarına baktım. Sen hayatı onlara zulmettin. Niye geldin ha? Niye geldin? Ölüyorum ben Burhan. Ölüyorum. Nerede kalıyorsun şimdi? Bende kalacaksın bundan sonra. Var bir yer. Boş ver. Batu bilmesin zaten. Şimdi böyle... Bilsin.
Babasının ne durumda olduğunu bilsin. Sen de alışkanlık yapmış bu. Onun babası ben değilim. Sensin. Öyle olduğunu biliyor. Bırak öyle olduğunu bilmeye devam etsin. Yani öyle ya da böyle onu sen getirdin bu yaşa kadar. Babasının ne durumda olduğunu bilmeli. Söyle ona Burak. Söyle. Belda cesaret edemez. Beni de dinlemez. Söyle ona tamam mı? Çık karşısına. Senin baban benim de. Hele bir iyileş. Bundan sonra konuşuruz. Benim senden son isteğim bu kardeşim. Son isteğim. Söyle ona. Bütün gerçekleri bilsin. Tamam. Şimdi Yelda durumlarını biliyor zaten. Şöyle şeyler oldu İpek. Abim geldi. Abimle görüştüm. Ali. Hasta. Hem de çok hasta. Benden şöyle bir şey istedi. Ben de sonra düşündüm ve hak verdim. Batu'nun babası olduğumu söylememi istiyor. Bence zaman da geldi zaten. Batu bunu öğrenmeli. Onun için buraya geldik. Yani bundan nereye kadar kaçacağız ki zaten? Kaç yaşına geldi Batu? Bu yaşa kadar söylemememiz hata. Tabii öğrendiğinde neler yapabileceğinden bahsetmiyorum bile. Benden nefret edecek. Senin yüzünü bile görmek istemeyecek. Ben sorumluluğu üstüme alıyorum. Senin bir suçun yok. Seni yine sevecektir. Ben de artık zaman gösterecek yani bilmiyorum. Bence doğru olanı yapıyoruz. Klasik Vural. Bütün sorumluluklarından kaçar, yumurta kapıya dayanınca da... Bu mu yani? Benim şu anda desteğe ihtiyacım var. Bu konu sadece seninle mi ilgili? Sadece senin mi desteğe ihtiyacın var? Konu sadece benimle alakalı değil. Hepimizle alakalı. Onun için geldik buraya. İki ayrı aile, iki ayrı hayat. Zor olmuyor mu Vural? Oluyor. Hem de çok zor oluyor. Peki tamam, biz bu hikayenin neresindeyiz Dolunay'la acaba? Öteki ailenle karar vermişsin, anlaşmışsınız. Biz ne olacağız peki? Dolunay'a da söyleyeceğim herhalde. Sakın, sakın böyle bir şey yapma. Dolunay'ın psikolojisi gerçekten bunu kaldırabilecek durumda değil. İyi değil kız. İpek belki bir kardeşi olduğunu bilmesi ona güç verir. Nereden biliyorsun? Beni iyi dinle Vural. Öteki ailenle ne yaparsan yap. Sakın kızımı bu işe karıştırma. Dolunay benim de kızım. Bir kardeşi olduğunu bilmeye hakkı var onun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.